zaten antifriz içsem daha iyi dedirten... Küçük bir duyuru bu arada. TikTok'lar ya, yani hani ben de sizle aynı şeyi düşünüyorum. Bilmeniz gereken bir şey veya bu bir komik bir edit değil. Yani maksimum olayların saçmalığına gülebilirsiniz bunu izlerken. Abi, sığır taşıyıcı ne kadar? Tahtadan yapıldığı için 15 lira. Bakıyorum kaç lira mı almış? 14 lira mı almış abi? 1 liranın lafını yapmazsın değil mi? 1 liranın lafı olmaz ya. Alabilirsin tabii ki. Güle güle kullan. Ya sadece bu kadar mı? Yani başka hiçbir şey olmadı mı gerçekten? Ben şey falan diye bekliyordum, hani adam diyecek ki yok kardeşim 1 liran yoksa alma diyecek. Sonra o gidecek sırt kaşıyıcı fabrikası kurup bunun yanına gelip diyecek ki hani bana 1 lira için sırt kaşıyıcı vermemiştin ya. Ulan bu videoda var ya full ters köşe oluyorum amına koyayım ya. Zaten verim alamaz olduk. Mısır bile büyümüyor artık. Murphy seni uzaya gönderiyor. Of, bu adam herkesin beni bitiriyor ya. Herkesin çocuk olduğu bir dünya. Bu adam beni bitiriyor ya. Bitiriyor. Hacı bilemedim şimdi. Çoluk çocuk toprak var. Bunları kim isteyecek? Öyle deme lan. Parası çok iyi. Vallahi bak. Kabul ediyorum. Baba gitme. Kızım para yok. Bak uzaya gidersen manyak para geliyor. Son ömür boyu rahat ederiz. Bana ne gitme. Ne yapalım kızım? Hocamızdan ölelim mi? Şimdi Nasrettin Hoca bir gün yolda gidiyormuş, tamam mı? Bak burası çok komik. Çok komik. Piç. Hacı bak şimdi bu kara delik, tamam mı? Bu iki deliği böyle sokuyorum, bunu böyle böyle çıkıyor, tamam mı? Bu kara delik olayı. Tövbe tövbe. Kaçın. Oğlum götüm dondu lan, burada nasıl hayat var? Hacı kusura bakma, ben ölmekten korktum, ondan çağırdım sizi ya. Hani yaşam burada yok hakikaten. Lan pezevenk, dalga mı geçiyorsun? Biz kaç yüz milyon ışık yılı öteden giriyoruz senin ananı. Gel bakayım buraya, gel. Buyur abi. Burada mı oturuyorsun bakayım sen? Evet abi, evim şurada. Biri karışırsa bana söyle, tamam mı? Tamam abi. Stonks. Dur bir dakika. 50 kuruş ver bakayım sen. Ver. Kardeş bak buraya bakayım sen. Buyur birader. Dökün lan paraları. Ne parası ya, para falan yok bende. Böyle gelen geçene para mı vereceğiz ya biz? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Nasıl para yok lan? İşte Stonks moment. Paşam bir 50 kuruş daha ver de dostumuz peksin ya. Lan buraya. Efendim komiserim. Ne var lan bu kutuda? Kuş var. Ne veriyorsun bu kuşa? Buğday veriyorum. Ulan millet buğdayı yiyemiyor, sen kuşa mı veriyorsun? Sana bir 100 lira ceza yazayım da aklın başına gelsin. TC'ni söyle lan. Gel lan buraya. Efendim komiserim. Ne var kutuda? Kuş var. Ne veriyorsun bunlara? Kuru ekmek veriyorum. Ulan memlekette ekmek kalmadı. Sen kutla mı veriyorsun? Sana 100 lira ceza yazayım da bir gör. Şşt, gel lan buraya. Ya bugün bu devlet benden mi kazanıyor ya? Efendim komiserim. Ne? Çaçanın bir günü. Var lan bu kutunun içinde. Kuş var. Ne veriyorsun lan bu kuşlara? Valla komiserim, paralarını ben vereyim. Canları ne isterse giderler, kendi alırlar işte. Aha! Elmas buldum. Recep amca? Alo. Oha! Recep amca sen burada mıydın? Alo. Recep amca ne haber? Dergi ödüyorsun. Hayır. Yeri zekalı mısın? Oha! Recep abi? Çok teşekkür ederim Recep abi. Çok sağ ol. O tavayı yiyen sen miydin lan?
Ulan ya ben de Arap sandıydım sen tüh. Neyse. Geçmiş olsun ya, ne diyeyim. Bu adam 40 yıl boyunca su yerine kola içti. Ama yıllar sonra ne olduğuna inanamayacaksınız. Keino Japonya'da yaşayan 60 yaşında bir adamdı. Ve 20 yaşından beri her gün su yerine kola içiyordu. Ne zaman susasa su yerine kola içerdi. Ve her gün... Ne zaman susasa su yerine kola içerdi. 1,5 litreden fazla kola içerdi. Ama en İçerdi. Komik tarafı da normal kola yerine diyet kola içerdi. Ama içerdi. 60 yaşındaki adam bir gün kalbinde bir ağrı hissetti ve fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adama hastanede bir sürü test yaptılar ve testler sonucunda doktorlar gördükleri şey karşısında şok oldular. Doktorların tahlillerde gördüklerine inanamayacaksınız. Devamı Part 2'de. Ne gördü amına? Part 2'yi yine koymadın değil mi? Oğlum şunların part 2'sini koymayacaksan şunların part 1'ini de koyma Adilcan. Bilerek yapıyor ya. Evet kardeşim, doğru bildin, çok doğru bildin. Evet ben ha siktir lan, harbiden mi? Yok bu değil, bu değil. Oyum. Evet kardeşim, bu da küçüklüğüm, biliyorsundur zaten. Oh be abi, güvenemiyorum da. Yayındayım şu an, gel. Bana bu remix'i bulsanız ha. Az önce çaça. Nerede o yaramaz papa? O deminki remix'i bana bulsanız ha. Has siktir. Biz geçenki remix'i bulmuştuk sizle. Dur çaçayı Ömer. Allah seni ne yapmasın ya. Çaça. Biz geçen gün ben sana yayında bana bir tane remix'i bulsana demiştim, sen bulmuştun. Ha. Neydi onun adı? Dur bir 5 dakika bakayım, kamerayla uğraşıyordum. 5 dakika, aha. Oha Esra. Ben de bulurdum ki, ne Esra? Hayır, diğerini bul sen, diğerini. O sana eskiden bul dediğimi. Tamam. Oo harbiden buymuş lan. Atıyorum ama hangi dakikası bilmiyorum. Müzik 17 dakika. Ta at bakayım ona. Aha buldum. Kanka 9 dakika 10. saniye gelsene. At bir. At. Link nerede? Oğlum şunu özelden atıp durma ya. Ya bu ne amına koyayım. Onu gösterme de. Bu görseli açamam da. Yan ekranda açayım. O mutiyle sendin. 9 dakika 10. saniye. Arkadaşlar biz geçenlerde bir tane şey izlemiştik, hatırlıyor musunuz? Neydi lan onun adı? Kanka şey... bir tane işte GTA 5 filmi mi dizisi mi? Ha GTA 5 dizisi gibi bir şey izlemiştik. Onda bir tane şarkı vardı adam arabayla giderken. Onu bulsanıza falan demiştim, sonra Çeçe buldu onu.
Aynen, şarkı buydu işte, hatırlarsanız siz de. Bayağı. Neyse, devam ki. Sevdamız geliyor. Davamızın lideri geliyor. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Benim adım Kemal. Boyum 1.10. Gözlerimin rengini 20 senedir ben de çözemedim. Flash TV dizilerini severim. En sevdiğim şarkı Killi Hakan'ın Gulup Gulup şarkısı. Biraz da gülelim harbiden ya. Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be. Fatih doğum günün kutlu olsun. Fatih'in doğum günün kutlu olsun kardeşim. Fatih'e götten basan kalmayacak değer. İbo götten basan. Fatih götten verdi. Cemil götten verdi. Fatih'e götten basan kalmayacak değer. İbo götten İndirim ve kampanyalardan yararlanabilir. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bursa Spor. Ulan bir de neye güleceğimi nasıl iyi biliyor ya. Adam özellikle gülmeyeceğim şey yapıyor ya, edit yapıyor ya, ben de ona sinirleniyorum ya.